Arkadaşlar merhabalar bu videomda 0 geometri kampının 10. haftasının ikinci videosundayız. Paraya kenarda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani paraya kenarın özelliklerinden bahsedeceğiz. Sayfa numarası 128, 129 ve 130'u işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Paraya kenarın özelliklerinden birincisi köşegenler birbirini ortalar. Evet hemen ortaları şöyle yazalım. Bu nereden geliyor? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit değil miydi? Evet A ise A, B ise B yazalım şuraya da. E sonra şuraya baktığınız zaman ne var burada? Hocam bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? A bölü A yani birebir olduğundan dolayı şunlar da birbirine eşit, bunlar da birbirine eşittir. E, ispatı çok güzel bir şekilde çıkıyor ama köşegenlerin birbirini ortaladığını bilmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü bunu kullanıyoruz. Evet paraya kenarda köşegenler birbirini ortalıyor. Sonra köşegenlerle alakalı diğer bir şey var. Bir köşegen uzunluğu bak şurası E. E bölü 2 E bölü 2 şeklinde yazmış. Yani E. Burası F ise. Şöyle bir formül var. E kare artı F kare eşittir. 2 parantezinde A kare artı B kareye eşittir arkadaşlar. Bunu bilmenizi tavsiye etmiyorum. Tabi bilmeniz gerekenlerin yanına şöyle bir yıldızı koyayım. Şu birincisi bilinecek mutlaka. İkincisini bilmenize gerek yok. Çünkü niye? Kendiniz de bir şekilde çıkartırsınız. Yani ee, sonuç olarak kosinüs teoremi falan sevmiyoruz ama kosinüs teoreminden falan da bulabilirsiniz. Hatta kenar ortay teoremi var burada ya da bu üçgende ya da üstteki üçgende. Hani burası A burası B. Ya. Kenar ortay teoremi de aslında müfredatta yok ama o aklınıza kalırsa oradan yaparsınız ya bir şekilde sonuca ulaşırsınız. Ha hocam ben işlerinizi atmayacağım bilmem gerekiyor diyorsanız da bilebilirsiniz de sıkıntı yok. Sonra üçüncüye gelelim. Bunu kesinlikle bilmenizi tavsiye etmeyeceğim. Şu ee, Par paraya kenarda bir köşegen çizildiğinde köşegeni kesip geçen bir doğru paraya kenarın diğer kenarın uzantısında kesiyorsa şurası x burası a burası b ise x'in karesi öklete benziyor aslında. Hani köşegene kadar hani bir köşeden köşegene kadar gelen uzunluk x x'in karesi a çarpı a artı b'ye eşittir. Bu niye bilmeyeceksiniz? Çünkü zaten siz bunu temel orantı benzerliğinden ve kelebek benzerliğinden sonucuna ulaşabiliyorsunuz. Biraz sonra sorusu geldiği zaman da birlikte bunu yapacağız zaten. Bunu da bilmenizi tavsiye etmiyoruz. Geldik bir sonraki soruya. ABCD paraya kenar AC köşegen K ve L bulundukları kenarların orta noktaları ise AF uzunluğu eşittir FE uzunluğu eşittir EC uzunluğu olacaktır arkadaşlar. E hocam bunu ezberleyeceğiz. Mi? Bunu da ezberlemenizi kesinlikle ama kesinlikle istemiyorum. Çünkü bir soru çözme yöntemidir. Soru çözme tekniğidir bu. Bak şimdi çok dikkatli bir şekilde beni incele. Beni, beni izle. Arkadaşlar özellikle paraya kenarda böyle kenar ortaylık olduğunda köşegen de çizilmişse diğer köşegen de çizin. Çünkü köşegenler birbirini ortalıyor. Birbirini ortaladığı için şunlar birbirine eşit ya. Bak kenar ortay, kenar ortay. Ağırlık merkeziyle karşılaşabilirsiniz. Ve siz bu yöntemi bilin. Alanla da ilgili ilişkiyi bu da kurabilirsiniz arkadaşlar. Alan konusuna geldiğimiz zaman da orada bununla ilgili soru var. Sorusunu da yaparken zaten şekillenecek. Evet bak dikkat et. Kenar ortay kenar ortay. Tam burası ne oldu? Ağırlık merkezi oldu hocam. Yani burası A iken burası 2A'dır. E hocam bu da kenar ortay bu da kenar ortay. Burada da ağırlık merkezi çıktı. O zaman burası da A iken 2A'dır. Hocam B 2 B yazıp mı Yazsak daha iyi olmaz mı? Hayır. Şunlar birbirine eşit işte ya. 3A ise A, 3A olacak. O yüzden A'ya 2A şeklinde paylaştık. Bak dikkat et. 2A 2A 2A. Gerçekten de AF, FE ve EC birbirine eşit oldu. Bu bilmenize gerek yok. Çözüm yöntemini, ispat yöntemini bilmeniz şiddetle tavsiye edilir. Çünkü buradaki alanları da böyle paylaştırma yapacağız arkadaşlar. Buradaki tekniğe göre. Tamam. Beşinci soruda da yine aynı şekilde arkadaşlar. Burada da E ve F bulutları kenarlarının orta noktalarıysa AK uzunluğu eşittir. KL uzunluğu o da eşittir. LC uzunluğudur arkadaşlar. Eğer E ve F orta noktalarsa böyle karşı köşelerden çizildiğinde köşegen olduğunda. Aynı teknikle bakın diğer köşegeni çizecek olursanız diğer köşegeni çizdiğiniz zaman şunlar birbirine eşit değil mi? Köşegenler birbirini ortalıyor. Bak kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi çıktı. A ise 2A'dır. 3A ise 3A. Burada da bak ağırlık merkezi kenar ortay kenar ortay. E A ise 2A'dır. Gerçekten de 2A 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 şeklinde bir eşitlikle karşılaştık. Dediğim gibi uzunluk ala uzunlukla alakalı kısmını da çok güzel bir şekilde halledebiliyoruz. Şeyle alakalı, alanla da ilgili kısmını da çok güzel bir şekilde halledebiliyoruz. Haberiniz olsun. Evet, özellikler bunlar. Daha devamı vardır özelliklerin. Biz şimdi sorusuna bakalım. Örnek 13 ne demiş bakalım? Şimdi AB 6, BC 8 ve BD uzunluğunu 10 vermiş. Hmm, bak. Şurası 10 verilmiş. Arkadaşlar şimdi dikkat edin. Ee, burası 10 ya yani burası 5 5 burası 8 ya a hocam 6 8 10 çıktı burada mesela burada güzel bir şey çıktı dik üçgen çıktı 90 derece çıktı 90'dan yani çizilen kenar eşit eşitse muhteşem üçten burası da eşittir yani 5'tir e hatta burası 5 iken burası da 5 midir evet a c x deniyor bizden x de neye eşit oldu arkadaşlar ona eşit oldu yani bir şekilde şu özelliği bilmeden hani e kare artı f kare siz o formülden de yapabilirsiniz. E kare artı F kare. 2 parantezinde A kare artı B kareden de yapabilirsiniz ama ya bir şekilde yapmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Bu soruda olduğu gibi. Hatta bu paralelkenar kenar değil dikdörtgen şeklinde almış oldu. Çünkü burası 90 90 90 90 olduğundan dolayı. Evet geldik örnek 14'e. E paralel kenar DF ile FC birbirine eşit verilmiş. DF ile FC şunlar birbirine eşit verilmiş. Kara Fatma uzunluğunu 4 vermiş. AK artı PE. Şimdi gençler şurada kelebek benzerliği var mı? Var. Hocam şuradaki oranlamaları da yazalım. A iken A. Burası da 2A mı? Evet. Kelebekteki oran 1'e 2 çıktı. 4 ise burası kaç olacaktır? 8. Aa hocam şunun karesi bu çarpı tamamı diyebilirsiniz. Ama gerek var mı? Yok. Çünkü bunun değişik versiyonları da karşımıza çıkabiliyor. Bu tür sorularda da benzerlik yaparsanız sizin açınızdan daha sağlıklı olur. 8 ya burası. Bak kelebekteki oran 1'e 2 yazdık. Çok güzel. E sonra hocam şurada da bir kelebek var deyip direkt burası 12 ise yukarıda 12 diyebilirsiniz. Ya da Şunlar birbirine paralel değil mi? Şöyle bakacak olursanız. Evet şu paralellikten dolayı hocam bu paralellikte şöyle bakacak olursak A 2A. FE uzun isteniyor. Yani X bölü tamamı A bölü 2A'ya mı eşit olacak? Evet. A bölü 2A eşittir. X bölü tamamı. X artı 4 artı 8 yani X artı 12 eşittir. Şunlar sadeleşti. 2X eşittir. X artı 12 olduğundan X'i de kaç bulduk? 12 bulduk. Bizden ne isteniyor? AK artı FE. Ali Kara'yı 8 bulduk. FE uzunluğunda X yani 12 bulduk burayı da. Toplamı da kaç yapmış oldu o zaman? 20 yapmış oldu. Görüyorsunuz kurala gerek var mı? Yok. Yani şu ana kadar gösterdiğimiz yerlerden siz neyi bilseniz iyi olur. Siz tabii ki şeyi bilseniz süper olur. Ne derler? Ee, şu paraya kenarda köşegenlerin birbirini ortaladığını bilseniz süper olur arkadaşlar. Tamam. Evet paraya kenarın özelliklerinden hallettik ve örnek 14'ü hallettik. Geldik örnek 15'e. Bak kenar ortay kenar ortay hocam bunlar birbirine eşittir. Ya bu şekilde yapmayalım ya. Peki ispat yöntemiyle. Bak kenar ortaylık gördüğünüz zaman köşegende varsa diğer köşegeni de çiz kardeşim. İspat yöntemiyle git. Bak daha çok faydasını göreceksin. Bunu unutma. E tamam köşegeni çizdik. Köşegeni çizince bak kenar ortay şunlar da birbirine eşit ya. Kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi oldu. E o zaman burası A ise burası 2A oldu. E ya az hatta A ise 2A. E hocam aynı şekilde kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi oldu burası da. E 3A ise 3A ya. Burası da A ise burası da 2A oldu. Bitti gitti. 2A eşittir 4 ise A'yı kaç buluruz? 2 buluruz. A2 ise e, x eksi 3. x eksi 3 eşittir 2A ya. Yani A yerine 2 yazdığımızda 4 ya. x'i buradan burası 4 oldu. Kaç bulduk? 7 bulduk. Sonra şurası 2y eksi 2 de 2a'ya eşit. A yerine 2 yazdığımızda burası da 4 yani. 2y buradan 4, 4 artı 2'den 6 ise y'yi de 3 bulduk. Bizden x artı y isteniliyor. 7 artı 3'ten cevap 10 çıkar. Örnek 15 10 çıktı. Geldik örnek 16'ya. Evet bak burada neler verilmiş. Burada da yine aynı şekilde bir kenar ortaylık var. Köşegende varsa diğer köşegeni çiz kardeşim. Bak şimdi sadece kural zihniyetinde Şunların eşit olduğunu söylersin ama x ile 9 eksi x arasındaki bir ilişkiyi kuramazsın. Ya da x eksi 1 arasındaki ilişkiyi kuramazsın. Bak ispat yöntemiyle yaptığın zaman. Köşegeni çizdim. Şunlar birbirine eşit. Aa hocam ne çıktı burada? Bir kenar ortay çıktı. Kenar ortay kenar ortay. Ağırlık merkezi oldu. E ağırlık merkezi 1'e 2 oran olacak burada. Çok güzel. Ondan sonracığıma. Ondan sonracığıma. Hatta burada da şeyler falan da oldu ya. E, burada şunu söyleyebiliriz. A iken burası ne olacak? 2A olacak. 3A ise burası da 3A. E, A'ya 2A şeklinde paylaştı. Yani şununla şu 2A'ya eşit ya. Evet onlar birbirine eşit oldu. Yani 2A eşittir. 2X artı 3. Aynı zamanda 3X 2'ye eşit. Böylelikle X'i kaç buluruz arkadaşlar? X'i 5 buluruz. Tamam. X'i 5 bulduysak burası kaç oldu? 4 oldu. X'i 5 bulduysan burası da 4 mu oldu? Evet. E şimdi ben bunu nasıl kullanacağım? Hocam burada DK uzunluğu falan isteniyor. Dikkat et. Kenar ortay, kenar ortay. Burası ağırlık merkezi oldu. E burası 4 ise burası kaç olur o zaman? 8. 1'e 2 olandan dolayı. Sonra e, BM uzunluğu da isteniyor. Yine aynı şekilde. Bak kenar ortay, kenar ortay. Ağırlık merkezi 4 ise burası da 8 olur mu? Olur. E o zaman bitti olay. BM uzunluğu bakıyoruz. 8 artı DK uzunluğu kaç? O da 8. Topladığımız zaman da kaç geldi? 16 geldi. Evet örnek 16'yı böylelikle 16 bulduk. Geldik örnek 17'ye. ABC'de paralel kenar açı ortay. Açı ortay kesmesiyle kalemle dik dörtgeni oluşmuş. Açı ortay. E burada ne dedik arkadaşlar? Açı ortaylar. Şöyle yazabiliriz. Açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kesir, Üzerinde yazamadığım kesişir. Evet bunu daha öncesinde de söylemiştik arkadaşlar. Nerede söylemiştik? Yamukta söylemiştik. Burada da söylemeye devam ediyoruz. Açı ortaylar dik kesir. Evet burası 90 derece. Hocam burası da 90. Bu da açı ortay. E burası da 90. E bu da açı ortay. Burası da 90. İçerideki şekil ne oldu? Dikdörtgen oldu. KLMN dikdörtgeni oldu arkadaşlar. Hatta şu orta taban çizgisi ya. Bu orta taban üzerinde. Bu da orta taban üzerinde. Şu, e, Şu kenarlara ne olmak zorunda? Paralel olmak zorunda. Şu paralellikten bahsedebiliriz. Hatta diğer çizgide çizilmiş olsaydı diğerleri de bunlara paralel olacak diyebilirdik arkadaşlar. Ee, burada paralellikten de söz edebiliriz arkadaşlar. Hatta dik ve ortamın üzerinde kestir. Belki buraya e, şu. KL ile AB ve CD birbirine paralel hikayesi de konulabilirdi tabii ki. Evet 6. özelliğimizde bu şekilde. Geldik şuraya 7. özelliğe. Arkadaşlar ABCD paralel kenar olduğunda. Bak bu özellik Son 10 yıl içerisinde iki defa falan sorulmuş olması lazım ya da 3 defa. Ama ÖSYM e sorduğu zaman özellik değil de böyle üçgenle ilgili yapılabilen kısmını soruyor. Yani ÖSYM'nin sorduğu sorularda da üçgenle yapılabiliyordu. Yani eş üçgenden falan çıkan bir soruydu. Haberiniz olsun. Genelde ÖSYM özelliği sevmiyor. Yani son 10 yıl içerisindeki böyle dörtgenlerle ilgili sorulara bakacak olursak ya da özellikle ilgili sorulara bakacak olursak ÖSYM özellik sorusu aslında sormuyor. O yüzden nereden geldiğini ısrarla gösteriyorum. Özelliklerin çözüm yöntemleriyle alakalı şeyler karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Şimdi burada karşılıklı kenarlar birbirine nedir arkadaşlar? Karşılıklı kenarlar toplamları birbirine eşittir. Özelliğimiz bu. Eğer şöyle bir paralel kenar varsa elimizde. Paralel kenarın dışında da bir doğru varsa eğer. Paralel kenarın dışındaki doğruya şöyle paraleller çizildiği zaman. Karşılıklı köşelerden çizilen şu ve şu. Yani AK uzunluğu artı CN uzunluğu ne eşittir? Şu ve şunun toplamına eşittir. Şuradan çizilen ve şuradan çizilen paraleller toplamına eşittir. DL uzunluğu artı BM uzunluğuna eşittir. Bunun ispatı böyle şeyden dolayı geliyor arkadaşlar. Nereden geliyor? Mesela şu köşegenleri çizdiniz. Köşegenleri çizdik daha sonra birbirini ortalıyor ya. Şununla da şu birbirini orta nokta ya. E şurada şunu şöyle çizecek olursanız. Hocam şu kırmızılı yamukta orta taban oldu burası. Kırmızılar toplamının yarısı burası yaptı. E, Büyükte de, de arkadaşlar siyah yamuğa da bakacak olursanız şu siyahlar toplamının yarısı da buraya eşit oluyor. Bak siyahlar toplamının yarısı buna eşit. Kırmızılar toplamının yarısı da buna eşit. O zaman siyahlar toplamı kırmızılar toplamına eşit olur mu? Olur. İşte o yüzden karşılıklı köşelerden çizilen uzunluklar yani paraleller toplamları birbirine eşit diyoruz arkadaşlar. İspatı da bu şekilde. Başka türlü ispatı olur mu? Olur. Yani şöyle e, şuradan şöyle paralel uzatacak olursanız, şunu da uzatacak olursanız, şurada eş üçgenler falan filan da çıkabiliyor arkadaşlar. Oradan da sonuca ulaşabilirsiniz tabii ki. Ama çok detaya girmeyeyim. Evet açı ortaylar nasıl kesişiyor? Dik ve ortaban üzerinde. Bak bu ortaban üzerinde. Açı ortaylar dik ve bu da ortaban üzerinde. Ortaban üzerindeki iki çizgiyi birleştirdiğimiz zaman tabii ki bu ortaban çizgisi olmak zorunda. Bunun devamı da taban. bunun devamı da ortaban. E ortabansa eşit eşit. Muhteşem şu eşit. Aynı şekilde eşit, eşit, muhteşem. Şuradan eşit. 12'ye 6, 6. Burası da 6 yaptı. E Bu karşılıklı kenarlar eşit. Burası da 6, burası da 6. Yani burası da 6. Oldu mu? Oldu. E toplamda şuraya bakacak olursak ne oldu arkadaşlar? X uzunluğu çıkmış oldu. X 6 artı 5 artı 6'ya eşit. Yani 17'ye eşit oldu arkadaşlar. Örnek 17'yi 17, 17 bulduk. Geldik örnek 18'e. Bak. Karşılıklı uzunluklar toplamları birbirine eşit. Evet. O zaman ne diyeceğiz? 2x-1 ile x artı 5'in toplamı. 2x-1 eksi artı x artı 5 eşittir. Maviler toplamı da yani şu köşeden ve şu köşeden çizilen uzunluklar. 7 artı e, şeyi de vermiş mi? DL'yi de vermiş mi? Vermiş. Burayı da 12 vermiş arkadaşım. 12'ye eşit olacaktır. Burası 3x artı 4 var. Artı 4 öbür tarafa geçti. 19'dan 4, 19'dan 4 çıkınca 15 kaldı. 3 x 15 yaptı. X de böylelikle kaç bulduk? 5 bulmuş olduk. Evet karşılıklı. Ya yani sonuçta bunlar paralel. A doğruya dik olarak çizilmiş. Bunlar birbirine paralel. Karşılıklı köşelerde çizilen uzunluklar toplamları birbirine eşit. Ya bunu bilseniz mi bilmeseniz mi bilemedim ama ÖSYM'de son 10 yıl içerisinde 2 defa sormuş ya. O yüzden diğer özelliklere yıldız atmadım ama hadi şunu da bilseniz iyi olur. Hatta yarım yıldız atayım şöyle. Tamam mı? Şöyle yarım yıldız kalsın. Bilmek ya da bilmemek sizin elinizde. ÖSYM son 10 yıl içerisinde iki defa sorduğu için e, bu şekilde öyle bir yarım yamalak bir şey bırakayım. Normalde özellik bilmenizi tabii ki istemiyorum. Evet geldik örnek 19'a. E, hocam burada da bu sefer şöyle bir çizgi çizilmiş. İçinden bir çizgi çizilmiş. E, biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Dışında bir çizgi olduğunda karşıtlı. O yüzden dışı, biz de dışa yorumlayalım. Mesela içiyle de ilgili bir formül var. Mesela şu ikisinin toplamı şu ikisinin farkına eşit. Ama aklınızda kalmaz. Biz ne biliyoruz? Paralel kenarın dışındaki bir çizgiye çizilen paraleller toplamını biliyoruz arkadaşlar. Hatta o çizgiyi tam böyle şuradan böyle e, paralel olacak şekilde çizecek olursak da yani B köşesi diyelim şuraya. B'den paralel olacak şekilde çizerek de yapabiliriz aslında ama neyse bildiğimiz şey dışarıda olduğu zaman. E o zaman ben buraya bir A dersem A artı x'e, burası da a artı x oldu, burası da a artı x oldu, burası da a artı x oldu mu? Oldu. Şimdi karşılıklı köşelere bakalım. A'dan çizilen 5 artı a artı x artı C'den çizilen 4 artı a artı x eşittir D'den çizilen 15 artı a artı x artı buradan çizilende arkadaşlar, şu köşeden çizilende a artı x değil dikkat a yaptı sadece a yaptı. A'lar nanay oldu mu burada? Oldu. X'lerden bir tanesi gitti mi? Gitti. Burada bir tane X kalsın. Burası 5 artı 4 9 yaptı. 15'ten de 9 çıkınca kaç kalıyor? 6 kalıyor. Cevap böylelikle 6 olarak buluruz. Geldik bir sonraki soruya. Evet paralel kenar arkadaşlar bak ne yapacağız? Oranlamaların olduğu sorularda ne yapıyorsak onu yapacağız. Aslında ilk videoda ya da konulabilirdi bu. Burası 6 verilmiş. KE uzunluğu 6 verilmiş. Biz normalde böyle oranlama olduğu zaman ne yapıyorduk? Hocam şuradan içe doğru paralel çiziyorduk. E paralel çizdiğimizde kelebek oluşuyor mu diye bakıyorduk. Oluşuyor mu? Oluşuyor. Normalde çözüm yöntemimiz bu. Olabilir. Ama sen istersen hocam 6'yı nasıl parçaladığımı bilemeyebilirim deyip şuradan da uzatıp o şekilde de yapabilirsin. Hem buradaki kelebeğe bakacaksın hem de şuradaki kelebeğe bakacaksın. Hangi kelebek? Şuradaki kelebeğe bakacaksın kardeşim. O iki kelebekle de yorum yapabilirsin. Sana kalmış. Bu arada o kelebeklerden daha çok çıkıyor ama ben genelde tercihim daha kolay çıkıyor kelebeklerden şuradan paralel çizmek. Genelde içeriği tercih ediyorum. Alışkanlığım o şekilde. Ya yani dışarısı bazen çok karışık. Yani gördünüz biraz önce de kelebekler iç içe geldi. Kelebekler ama da uçuşabiliyor. İç içe kelebekler bazen zor görülebiliyor. O yüzden ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Neyse buradan paralel çizdim arkadaşlar. Bunu hatta burada orantı çıktı çıktı. Burada da bir kelebek çıktı. Ama temel orantı dediğim burada aslında eşit ya ort taban çıktı. Burası k iken burası nedir? 2k. Hocam burası da 2k. Toplam 4k yukarısı da 4k. Şuraya bakacak olursak hocam kelebek var. Kelebekteki oran kaça kaç? Kelebekteki oran 1'e 4. E, ben şuraya yoğunlaşacağım. dk isteniliyor bizden. Madem 1'e 4 e o zaman burası a iken burası 4a'dır. Şimdi dikkat et. Bu bir ort tabandı. Şunlar birbirine eşit ya. E o zaman bunlar da birbirine eşit olacak. Yani burası da 5a olacak. 5 A artı A. 6 şuraya kadar. Ege Ankara uzunluğuna kadar. Bakın 6 birimdi. Evet Ege Ankara uzunluğuna kadar 6 birimdi. Yani 6 A eşittir. 6 A'yı böylelikle 1 buluruz. Bizden X deniyor. X de böylelikle kaç olur arkadaşlar? Bak DK uzunluğu X. O da 4 A olduğundan A yerine 1 yazdığımızdan cevap 4 çıkar. Evet örnek 20'yi böylelikle 4 bulduk. Geldik örnek 21'e. Evet paralel kenar oranlamalar var. Bak K 2K ne kadar özellik olursa olsun arkadaşlar. Özelliklere çok fazla takılı kalmayın. Üçgenden çıkabiliyorsa üçgenden çözün soruyu. Evet KL uzunluğu da 6. EB'nin uzunluğu burası K. A, e uzunluğu 2K. Burası da 3K mı? Evet. Şimdi var mı bir şeyler? Hocam şş, bu ah be kenar ortaya olsaydı ağırlık merkezi derdik ama değil. Burada bir kelebek benzerliği var arkadaşlar. Bir de şu e, bu doğruyu iyi bu doğrudan dolayı zaten köşegenlerin birbirine ortalamasından dolayı şunlar birbirine eşit değil mi? Eşit. Yani burası A iken burası A iken A artı 6 oldu burası. Burası da A artı 6 mı oldu? Evet. Ve şurada da bir kelebek var mı arkadaşlar? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? 3'e 1. Evet madem 3'e 1 şunun şuna oranı 3 bölü 1 olacak. 3K'nın K'ya oranı 3K'nın K'ya oranı burası A artı 12 yaptı. A artı 12 bölü A'ya eşit oldu. E o zaman işler dışlar yapalım. Burada k'lar gitsin. 3a eşittir 12 art, a artı 12 ise 2a eşittir 12'den a'yı da kaç buluruz? 6 buluruz. Evet a 6 çıktı. a 6 çıktıysa burası kaç çıktı arkadaşım? 12 çıktı. dk artı lb isteniyor. dk artı lb. dk artı lb'yi yazalım bakalım şuraya. Bu 12 artı lb de 6 topladığımız zaman da kaç çıktı? 18 çıktı. Örnek 21'i 18 bulduk. Geldik örnek 22'ye. ABCD paraya kenarında hemen bir paraya kenar oturtturalım arkadaşlar şuraya. Şöyle bir paraya kenarı oturtturduk bakalım şuraya. A, B, C ve D'yi yazdık. Sonra E eleman AB. Bir tane AB üzerinden E'yi alıyorum. F eleman CB. CB üzerinden de F alıyorum. Buradan bir F aldım. Buradan da bir E aldım. Tamam CF, eşit. Şunlar birbirine eşit verilmiş. O zaman şu noktayı bir şöyle bir yer bir orada. Burada da bir oran verilmiş. Oran ne verilmiş? Burası 3K. Ebenin uzunluğu da 2K verilmiş. Ebenin uzunluğu 2K. Burası da 3K verilmiş. Eyvallah. Sonra diyor ki AC ile CE'nin kesişimi. Hemen kesimine bakalım. AC ile AC mi? AF ile pardon. AF ile CE'nin kesişimi verilmiş bize. Ne verilmiş? M verilmiş. Evet şurası M noktasıymış. MF uzunluğu 4 olduğuna göre AF uzunluğu kaçtır diye soruyor. Bir özellik, bir özellik aramayın kardeşim. Oranlamalar var mı burada? Var. Oranlamaların olduğu yerden ben ne yapıyordum? Hocam dışarı doğru. Bak ilk önce içeri doğru. Paralelimi içeri doğru çizelim. İçeri doğru çizelim. Çizdiğim zaman kelebek benim böyle şeyimdir. Var mı kelebek? Var. bir de temel orantı var mı? Var. Bak burada bir temel orantı var. 1/2 bölü Hatta orta taban eşitlik var ya. 2K ise burası ne oldu? O zaman K oldu. A kelebekteki oran kaça kaça oldu? 1'e 3 oldu. O zaman 4 ise burası da 3 katından dolayı 12 oldu. Bizden ne isteniyor? AF uzunluğu isteniyor. AF uzunluğu da o zaman kaç yaptı? 12 artı 4'ten neye eşit oldu? 16'ya eşit oldu. Evet. Böylelikle örnek 22'yi 16 bulduk. Çünkü AF uzunluğu isteniyor. Gördünüz. Oranlamayı kullanmak. İstediğiniz kadar özellik yerinde kalın zaten özelliklerden iki tanesini bilin dedim. Bir köşegenlerin birbirinin ortalamasını bir de bilirseniz hani dışarıda bir çizgi varsa hani şuradaki şey Karşıtlı köşelerden çizilen uzunlukların birbirine eşit olmasını. Geri kalanları zaten üçgenlerden çıkıyor. İlla özellik arayacağız diye bir şey yok. Geldik şuraya. ABCD paralel kenar. DE uzunluğu K iken burası 3K verilmiş. Burası K iken burası 3K yazdık. Sonra burası A iken DF uzunluğu A iken AF uzunluğu 2A verilmiş. Onu da yazdık. AC uzunluğu verilmiş bir de. AC ile ilişkili bir şey bulmaya çalışacağız. Peki. Buradaki oranlamaları ben nasıl kullanacağım şimdi? Hocam kelebekler var. Bak direkt oranlama çizmeme gerek yok. Zaten direkt kelebekler var burada. 4K iken aşağısı da 4K mı? Evet. 3A iken burası da 3A mı? Evet. Bak şuraya bakacak olursan şurada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? 3'e 4. Adam sana AC'yi vermiş. AC'ye yoğunlaş. Madem 3'e 4 oran var. Hocam burası 3X 3N'ken Burası ne olacaktır mavi yer? 4N olacaktır. Toplamda 7N eşittir 35 ise N'i buradan kaç buluruz? 5 buluruz. N buradan 5 ise burası 15 olur. Burası da kaç olur? 20 olur. Evet. Şu mavi çizgin tamamı 15. Burası da 20 yaptı. Peki hocam şu ağları nasıl kullanacağım? Bak ağlara ait de şöyle bir kelebek yok mu? O kelebeği de şöyle göstereyim. Bak burada da şöyle bir kelebek var. Ama maviler biraz kayboldu diye şöyle yapayım. Burada da şöyle bir kelebek var arkadaşlar. Kelebekteki oran kaça kaç? 2'ye 3. Hocam şuraya 15 bulmuştuk. Bunun tamamı 20 idi. O zaman buraya ne kaldı? 20-x kaldı. Kelebekteki oran 2 bölü 3 ya. Hocam şu bölü şu 2 bölü 3 olacak değil mi? Evet 2a'nın 3a'ya oranı. Bak soldan sağa kelebek. Yani 20-x bölü x artı 15 mi? 20-x bölü x artı 15 olacaktır. Yani burada paralel oranlama çizme falan gerek yok. Direkt kelebek kendiliğinden vardı. Biz yukarıda altlı üstlü kelebeği görüyoruz ama bazen şu siyah kelebeği görmüyoruz. Yanlarda da böyle kelebek karşımıza çıkabiliyor. Dikkat edin. A'lar gitti. işler dışlar yapalım böylelikle. 2x artı 30 eşittir. 60 eksi 3x. Böylelikle eksi -3x 3x'i buraya attık. Artı 2x ile topladığımız zaman 5x yaptı. Artı 30'u da buraya atınca 60 eksi 30'dan 30 geldi. Evet x'i de böylelikle kaç bulduk? 6 bulduk. Zaten bizden de x isteniliyor. Evet örnek 23. Bu da güzel bir soru böyle illa özellik değil böyle özellik videosundayız aslında ama yani özellik aramayın diye yazdığımız sorulardır bunlar. Her şeyde özellik aranmaz. Özelliklerden zaten öyle çok fazlasını bilmenize gerek yok demiştik. Geldik örnek 24'e. Evet sanırım son soru. Ali, Berk, Can ve Deniz'in evlerinin bulunduğu yerler isimlerinin baş harfiyle gösterilmiştir. Şu. Ali, Berk, Can ve... Can mı burası? Evet Deniz de paraya kenarında Ali'nin evinin yola en yakın uzaklığı 25 metre. Ali'nin evinin yola en yakın uzaklığı şurası. Dik olan uzaklıktır 25. Berk'in evinin yola en yakın uzaklığı 20 olarak verilmiş. Deniz'in evinin yola en yakın uzaklığı şu verilmiş. 32. Can'ın buradaki uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar. Uzaklık dediğimiz dik uzaklık değil midir arkadaşlar? Evet. Hikayeye koyulmuş sadece arkadaşlar. Yol var burada. Dik, 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 dik. Bunların dik olması ne anlama geliyor? Paralel olması anlamına geliyor. E, şurası kaç verilmişti? 25. Şurası 20. Şurası 32 ve bizden ne isteniyor? X. Arkadaşlar köşelerden böyle bir doğru aslında ne çizilmiş? Paraleller çizilmiş. Bu çizilince ne oluyordu? Karşılıklı köşelerden çizilen paraleller toplamları birbirine eşit oluyordu. Buradan ve buradan sarılar yani 25 artı x neye eşit olacak? Şuraya 32 artı 20'ye eşit olacak. 32 artı 20 diyelim şuraya. Evet 25'i ben buraya attığım zaman kaç yapıyor? X böylelikle eksi 5 geliyor. O zaman 32 eksi 5'ten de kaç geliyor? 27 geliyor. Ya da 52'den 25 çıkartınca 27 geliyor. Bizden de zaten canın evinin yol olan uzaklığı isteniyor. Yani x isteniyor. Cevap böylelikle ne çıktı? 27 çıktı. Evet gençler böylelikle paralel kenardaki uzunluk özelliklerinde halletmiş olduk. Ama çoğunluk nereden çıktı? Üçgenden çıktı. Özelliklerle alakalı neyi bilmeniz gerekir diye söylemiştim. Sadece köşegenlerin birbirini ortaladığını. Köşegenler yani bir kenar ortalık olduğunda bir köşegen çizin büyük ihtimalle ağırlık merkeziyle ilgili ifadelerin karşımıza çıkacağını söyledik ki önemli bilgiler zaten bunlar. Bunlara da lütfen ama lütfen dikkat edin. Evet çok fazla da özellik yok yine üçgen bilgisi yani ilk videodaki gibi üçgen bilgisiyle sorular çözdük aslında burada. Gençler bu videoyu da hallettik yani 10. haftanın ikinci videosunu da hallettik o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda paraya kenarda alana geçeceğiz. 3. videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.